Burası Denizli'nin Tavas ilçesinin Kızılcabölük mahallesi. Anadolu ikramı her bölümde farklı bir şehrin farklı bir yöresinde birbirinden lezzetli yemekleri kayda alıyor. Denizli'ye özgü yemeklerin tariflerini Tavas'ın Kızılcabölük mahallesinde Ümmühan Kocayiğit ve kızı Saliha Kocayiğit veriyor. Bugün bulgur aşı vuracağız. Tarhanamız var buraya özgü, onu anlatacağız. Ondan sonra bir de koruk turşusu yapacağız kızımla beraber. Koruk turşusu da bulgur aşımızda çok güzel gider. Birlikte ikisini birlikte yeriz. Önce bulgur aşımızın malzemeleri. Bulgur, tereyağı, köy tereyağı, haşlanmış et suyuna haşladığımız nohut, pirinç, zeytinyağımız, toz biberimiz, biraz da sos gibi hazırlarız. Domates, soğan, tuz. Bulgur aşını evinde de denemek isteyenler için malzemeleri bir kez daha sıralayalım. Bulgur, nohut, pirinç, kuru soğan, domates, tereyağı, zeytinyağı, kırmızı toz biber, tuz ve su. Taş değirmenlerde, modern değirmenlerde öğütülmüş hali. Biz burada gene taş elle, manuel, eski usul değirmenlerde öğüttük. Şimdi bu bulgurumuzla size bulgur aşı yapacağız. Anne, bu bulgur aşını nasıl yapacağız? Senden öğrenelim. Şimdi bu bulgur aşına önce zeytinyağlı soğana doğrayıp kavuracağız. Ondan sonra biraz tereyağı koyacağız. Sonra bulgurundan pirincini yağda kavuracağız. Sonra yazın yaptığımız domates sosundan koyacağız. Biraz da ondan pişirdikten sonra su koyacağız. Nohut koyacağız. Böyle yapacağız aşımızı. Şimdi soğanı doğrayarak başlayalım. Ateşimizi de yakalım. Ateşi yaktım, sonra yağı koydum, içine soğanı doğrayayım. Odun aslında bu böyle garduman çıkamaz ama biber közleyeceğimiz için odun kömür koyduk. Onun içi biraz is çıkarıp var. Tereyağı koyacağım. Şimdi biraz soğanını kavurduktan sonra bulgurunu kendimiz öğüttüğümüz için yıkmıyoruz. Hazır olsa yıkardık ama kendimiz şey yaptığımız için, mahsulümüz olduğu için biraz da pirinç.
pilavın içine şehri kondu gibi böyle renklendirmek amaçlı koyuyoruz pirince. Sonra domates sosumuzu koyuyoruz. Biraz daha bu böyle suyunu hafif çekecek gibi domatesin çiğ tadı kalmayacak kadar pişiriyoruz. Ondan sonra kırmızı kendimiz yaptığımız toz biber. Yazın yaparız. Aa Salih abi bunu su koyacaktık biz ya. Suyunu alıp getirmeyi unuttuk. Cahit! Çaydanlıkta sıcak su vardı onu getirir mi? Suyunu koyuyoruz sıcak çaydan kaynattığımız suya. Sonra nohudunu koyuyoruz. Et suyunu da haşlattığımız nohudunu koyuyoruz. Biz bu nohuda et suyunu da haşlarız. Sonra süzeriz. Buzlukta saklarız. Böyle çabuk pişecek yemekler de hazır geliyor. Tuzunu da koyalım. Ve kapağını kapatalım. Eşim Cahit buranın özel kaşık helvası olur. Onlara mevlütlerde, ondan sonra düğünlerde isteğe göre yemekçilerin liste aldığı gibi listeyle randevulaşır. Bizim buranın kaşık helvası meşhurdur. Önce yağına bir kazanda, şerbetini bir kazanda kaynatırlar. İkisini birleştirirler. 20-25 sini büyük büyük sinilerde tek tek kaşıkla 3000 topan filan yapar bir kazanı. Tatlı yerine ikram ederiz. Şimdi bunun biraz da pişmesine var. Diri daha bulgurları, pirinçleri. Bu bizim yöresel top tarhanamız. Siz gelmeden önce biz biraz hazırlığını yapmıştık. Çünkü pişme aşaması çok uzun sürüyor. 4-5 saat kaynaması gerekiyor. O yüzden öncesinden biraz hazırlamıştık. Tencerenin içine biraz önce bulgur aşında yaptığımız gibi tencerenin içine bu tarhanaları yıkarız, koyarız. Ondan sonra çiğ nohut. Nohutunu çiğ koyarız çünkü saatlerce kaynadığı için zaten nohudu içinde pişiyor. Pişmiş nohut koyarsak içinde haşlanır kalmaz gider. O yüzden çiğ koyacağız. Etini de koyarız. Et, nohut ve tarhanamız tencerenin içinde uzun saatlerce pişene kadar kaynar. Kaynamaya yakın. Birazdan da yapacağız. Sarımsağını ezeriz. Ezdikten sonra pişmeye yakın sarımsağını koyarız. Onun öncesinde de içine renk versin diye domates bütün halinde içine koyarız. Renk versin diye salçasını, tuzunu da koyduktan sonra bir yarım saat daha kaynayıp pişer. Ondan sonra içeriz. Bu arada bizim bu ocağımızdan ayrı diğer evimizin diğer köşesinde de ocağımız var. Tarhanamız da siz gelmeden önce oraya koymuştuk. Orada 2-3 saattir kaynıyor. Aa anne bu arada onun da vakti gelmiştir. Sarımsağına ondan sonra domatesine, salçasına koy gel kızım sen. Domatesleri koydum. Şimdi içine sarımsağını koyacağım. Müzik
Oradan Avrupa'ya gidenler içinden Denizli'den de çok gidenler olmuş. Bizim Kızılcabölük'ten de çok gidenler olmuş. 60'lı yıllarda ilk giden halamız olmuş. Bazen geldiler mi onları da hazırlarız. Turşu suyuna dolapları koyuveririz. İzinli gelince onları hediye ederiz koruk suyularımızda. Tarnılarımızdan hazırlarız bulgurumuzdan. Oraya götürürler. Birçok akrabamız da orada zaten. Orhan amcamlar var, komşumuzun kızı Hatice halam var. Ondan sonra Hacı ninemler var. Gene Abdullah amcamlar vardı. Onlar o dayanamadılar. Sonradan Türkiye'ye geri döndüler. Hatta onlar geldiklerinde bu bulgur aşını çok severler. Gelince onlar yaparız. Birlikte hep beraber yeriz burada. Yemeğimiz olmuş. Bu demlenen sigara da indirelim. Sonra biberimizi gözleyelim. Bu burada ocağın kenarında demleniyor. Bir. Sacak ayımız. Saliha ben çabuk olsun bu biberle. Biberleri şey ederken sarımsağı soy. Dövgo hazır gelsin. Yemeğimiz soğumdan turşumuzu hazırlayalım. Daha önce yaparsan sarımsağı daha aroması içine alır, daha güzel olur ama. Aa, Cahit, koruk suyunu mutfakta unutmuşuz. Getirir misin bir? Sıcaktan etkilenmesin diye dolabı koydurdum. Getirivereyim mi bir? Seni zahmet. Sağ olasın baba. Bugün seni de çok gördük. Bir bahçemiz var, bir dönüm kadar. Onunla uğraşıyoruz. Ondan sonra çocuklarımız, torunlarımız geliyor, şey ediyor. Biz emekli olduk diye biraz el ete çektik. Ondan sonra çocuklarımız gelince mutlu olsunlar diye. Onlar da toprak şehir hayatından köy hayatına alışsınlar, onu da tatsınlar diye. Çocuklarımızla bahçeye gideriz, şey yaparız. Öyle vakit geçiririz. 4 tane çocuğumuz vardı. 4'ü de ayrı ayrı yerlerde okudular. Lise çağında çıktılar çocuklarımız. En büyük oğlum avukat oldu. Onun küçüğü yine avukat. Onun küçüğü ikizlerim var. 3. çocuğum ikiz oldu. İkizlerimin biri öğretmen, biri doktor. Salihamız öğretmen olan. Ya hadi soyalım annem de çabuk yapıp verelim. Sen soy ben sarımsağını koyayım. Bu koru bilen bilir belki ama bizim burada koruk tam olgunlaşmadan tam sulandığı zamanlarda toplarız leğenlerin içinde. Şöyle biz bunu döveşleriz. Taşlarla döveriz ve suyunu çıkarırız. Derin dondurucu koruz. Bu turşu bizim bildiğimiz klasik kaya tuzlu, sirkeli, limonlu turşulardan değil. Bunun ekşisi kendinden çünkü üzümün ham hali olduğu için ekşisi kendinden. Yani içinde sadece koruğun kendi suyu var. Ekşisi de ondan geliyor. Tuz, sarımsak ve
közlenmiş biber var. Onun dışında başka hiçbir şey yok. Ne limon var ne ekstra sirke var. Ekşisi kendinden oluyor. Bizim turşumuz bu şekilde. Gelin turşusu deriz. Böyle doğrarız. Sirkesi ve koruyucu maddesi olmadığı için bunun en fazla buzdolabında 10 günde anca durar. Bunun suyu biraz daha eksik geldi. Koyalım. Turşumuz hazır. Saliha, turşumuz bitti bu arada annem. Yemeğimizde bayağı koyulmalı olmuştu ya ocakta. Sen ona gel. Tamam. Bulgur pilavı aşımızda demlenmeli olmuştu. Bir sofraya serelim annem. Tamam. Düzeltelim. Tamam. Sofraya kuralım. Pişirdiğimiz domatesleri ezeceğiz. Etlerini ayıklayacağız. Baba hadi gel buyur, sofra hazır. Bu da bizim yufka ekmeğimiz, yöresel. Bu şekilde. Hadi ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Buyurun bakalım. Afiyet olsun. Şimdi biraz ağlıyorum.